Bugün aracımızın arka kapısının mekanizması ile ilgili olarak bazı işlemler yapacağız. Eminim büyük ihtimal sizin aracınızda da bu şekilde bir problem vardır. Kapı çok zor açılıyor. Dikkat edin. Yani kilit mekanizmanız kilitleyip açmasına rağmen arka kapıları kolçaktan, arka kapıların dış kolundan açmakta zorlanıyorsanız eğer, bugün onun çözümünü göstereceğim size. Ya da mecbur baş parmağınızı şöyle basmak zorunda kalıyorsanız. Çok kolay bir işlem. Yine kilidi sökeceğiz. Kapının iç trimlerini sökeceğiz. Hadi gelin diğer kapının yapılmış halini bir görelim. Benim sol arka kapım hiç açılmıyordu. Mecbur öyle olunca bu kapıya müdahale etmek zorunda kaldım. Sistemin çalışıp çalışmayacağını bilmediğim için bu kapıyı videoya çekmedim. Diğer kapıyı şimdi beraber yapacağız ama. Bakın şimdi serçe parmağımla hatta. Bakın ne kadar rahat. Serçe parmağımla dahi kapıyı açabiliyorum. Bu kapı da sağ arka kapı az önceki gördüğünüz gibi açılmakta çok büyük zorluklar çıkartıyordu. En son hiç açılmaz oldu gerçekten. Artık çok rahat bir şekilde hiç zorlamadan şöyle zorlayarak daha çok kolay açılıyor yani onu da görün. Kendisini çok rahatlıkla bırakıyor. Şimdi geçelim diğer kapımızı sökmeye. Öncelikle arkadaşlar aracınızda mutlaka anahtarı yanınıza alın. Aracın üzerinde bulundurmayın. Ne olur ne olmaz. Bu işlemlere kalktığınızda siz kapılar nasıl olsa açık dersiniz. Bir soket falan sökersiniz. O durumda araç kendini kilitler. Büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kapımızı açtıktan sonra iki adet vida sökmemiz gerekiyor. Bunlardan biri kapıyı kapatmak için kullandığımız tutma kulbunda bulunuyor. Göründüğü üzere. Diğeri ise şöyle göstermeye çalışalım. Kapının tam bu kısmında. Gerginin olduğu yerin hemen üzerine denk geliyor zaten göründüğü üzere. Bununla beraber sökmemiz gerekli olan bir diğer şey ise kapı açma kolunun dış çerçevesi. Bakın kapı açma kolunu sökmeyeceğiz. Dış çerçeveyi ve cam açma kapatma butonlarını sökeceğiz. Diğer kapıda da şu bilmiyorum sizin araçlarınızda da oluyor mu? Buradaki gösterge kısmı cam açma göstergesi diyelim, ışığı diyelim, ışığını koruyan kısım diyelim. Kırıktı bende. Ben onu da yaptım, onu da hallettim, onu da göstereceğim size. Beraber söktüğümüzde zamanımız kalırsa bunu da bir elden gene geçiririz. Sökmeye başlayalım. Kullanacağınız anahtar alyan olacak yine. Alyanla beraber tabii ki şeyler de işimize yarıyor. Tork. Aslında alyan değil, ben tork demek istedim de tork anahtarı olacak. Alyan'da da bunu açma şansınız oluyor. Ama her zamanki gibi tavsiyem yine bir doğru bir şekilde tork anahtarı kullanmanız. Gerekli tüm vidaları söktük. Cam açma kolu, cam açma düğmesi ve kapı açma kolunun bulunduğu yerde çıtayı da aldık yerinden. Şimdi geriye cam açma düğmesinin soketini çıkartmak kaldı. Bu da artık yerine nasıl oturmuşsa hiç gelmek istemiyor sanki. Heh, geldi. Bakın. Umarım net gözüküyordur. Hep soketleri özellikle anlatıyorum. Şu aradan soktum. Şunu geriye aldım. Sizde bu daha uzun durumdadır zaten. Geldi zaten kendisi. Artık kapıyı tutan, kapının iç trimini tutan hiçbir şey yok. Yapacağımız şey şunu kendimize doğru almak. Dikkatli bir şekilde. Vidalar içinde zaten. Şöyle bir kenara koyalım. Artık kapıyı rahat rahat döşeme yerinden çıkartabiliriz. Bu işlemi yaparken öncelikle alttan başlamayı ben planlıyorum. Zira altta tırnaklar var. Tırnakları kendimize doğru çekmemiz gerekiyor. İşlemleri yaparken soğukta yapmamanızı tavsiye ederim. Soğukta yaptığınızda bu tırnakların hepsi çatır çatır kırılıyorlar. Alt kısmı aldığımıza göre artık yukarı doğru kaldırarak kapımızı alabiliriz. Hoparlör kablolarını sökeceğiz.
tamamen artık kapı boşta. Kapıyı bir kenara koyalım. Kapıyı bir kenara koyduktan sonra işlerimizi kolaylaştırmak açısından yapacağımız şey camın oturduğu, yani camı, arka sağ kapının camını aşağı indirdiğinizde oturduğu bir yer var. Şöyle gözüküyordur diye düşünüyorum. Şuradan kutsal tornavidamızla göstermeye çalışalım. Şu gördüğünüz yer. Onu nasıl sökeceğiz? Onu şuradaki iki adet somununu çıkartarak sökeceğiz. Hemen bir sökelim. Evet, somunlarını söktüğümüze göre bunu bir elimize içeri alıp içeriden tutarak diğer elimizde de şuradan vidalarını bastırarak alabiliriz. İçerisi örümcek ağları dolu bu arada. Göründüğü üzere arka sağ camın üzerine oturduğu parça. Bunu aldık. Bundan sonrasında yapacağımız işlem kilidi sökmek olacak. Neden söktüğümüzü buradan gösterme şansım pek yok zira. Kapı kilidini sökerken tork anahtarı kullanıyoruz yine. Şu benim çok fonksiyonlu, biliyorsunuz, uçları olan tork tornavidam ya da tork anahtarım. Elinizden geldiğince seçerken en büyüğünden başlayın. Küçüğü de çünkü bazen tutabiliyor ama kaçırıyor, diş yediriyor. Hiç gerek yok. En büyükten başlayarak küçüğe doğru hangisinin uyduğunu seçmeye çalışın. Vidalarımızı kaybetmeyelim. En üstteki vidayı almayacağım şu an. Çünkü en üstteki vidayı aldığım anda bu düşme eğilimine girecek. En üstteki vidayı alırken arkadan tutacağım zira. Evet. Bu arada o cam parça, camı tutan, camın aşağıya oturmasını sağlayan o plastik parçayı sökmezsek kilidi almanız çok zor oluyor. O yüzden sökmeyi ben daha doğru buluyorum. Bir sürü oralarda şey yapmamıza gerek yok. Şu an kilidi sadece ben tutuyorum. Çektim mi? Evet, kilidimiz geldi. Şöyle göstereyim. Aşağıya doğru indirerek kilidi alacağım. Tabii şuranın arkasında kilidin kablo sisteminin şeyi var. Kablolarını sökmeyi planlamadığım için şurayı bir çıkartmamız gerekiyor yerinden. Evet. Artık kilit tamamen bizde. Göründüğü üzere leş gibi halde bir kilit. Yine her tarafında kablolar, bantlar, bilmem neler, enteresan enteresan işler var. Yapacağımız iş çok basit bir şey. Mekanizmayı komple anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten siz de eğer sökecek olursanız niye böyle bir şey kalktığımı anlayacaksınızdır. Kapı kolunun, gene de bahsedelim ya, içime sinmedi böyle bir şey adam gibi anlatmadan yapmaya çalışmak. Kilit dursun şurada. Arkaya oturduk. Kilit mekanizmasının şu şekilde net oluyor mu bilmiyorum. Bir zoomlamayı deneyelim. Şurada gördüğünüz beyaz parça kapı koluyla beraber hareket ediyor. Bakın. Karşısında tam şu şekilde uçta gördüğünüz bir parça iniyor aşağıya. Tornavida şeyin ucuyla göstereyim mi? Evet, şu parçayı görüyorsunuz. O da gidiyor kilidin üzerindeki, kilide dönelim tekrardan. Şu gördüğünüz mekanizmaya basıyor. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Şimdi buna yapacağımız tek şey, çok hafiften bunu yukarı doğru kaldırmak olacak penseyle. Çok az bir şey, şöyle göstermeye çalışalım. Şu parçayı kanırtarak yukarı doğru bükeceğim. Çok az miktarda. Ve ondan sonra kilit mekanizmasını buradan doğru yağlayacağım. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Beraber ondan sonra göreceğiz. Kapı kilidimiz, kapı kilidimizin ne kadar kolay açıldığını, kapımızın
ne kadar kolay açıldığını. Diğer kapıda çünkü ben bu yöntemi uyguladım ve sorun tamamen çözüldü. Ben kilitler bozuluyor artık, mekanizması kırıldı falan gibi düşünüyordum. Hiç durum öyle değilmiş. Evet, gördüğünüz üzere şu parçayı pensemle yukarı doğru yaklaşık 2 ya da 3 milim civarı eğerek yukarı almayı sağladım. Bu şekildeyken ne olacak? Orada o gördüğünüz beyaz renkteki dil, aşağıya basan dil, buna çok daha rahat bir şekilde basacak. Kapının kolunu sonuna kadar zorlamanıza gerek kalmayacak. Kapıya az bir şey, kapı koluna az bir şey çekmenizle, yani 2-3 milim çekmenizle tık kapı açılma eğilimine gidecek. Bu kadar basit bir işlem. Şimdi yapacağım işlem bunu tekrardan yerine oturtmak ve bu bölgeyi bir yağlayacağım. Zira dikkatli baktığınızda zaten şuralarda falan diplerde sürtünmeden kaynaklı olarak buralarda yenmelerin olduğunu görüyoruz. Ben zaten bunu o yönde de kaldırdım. Yani şöyle parmağımın ucunun olduğu yönde de hafiften kaldırdım ki buradaki sürtünmeyi engellemek için. Yani mekanizmayı da sonuçta bir yağlamak lazım. Gayet şu an güzel gözüküyor. Şimdi bir içeriden görmeye çalışalım neler yaptığımızı. Canı isteyen bunları iyice temizleyebilir. Ben çok uğraşmıyorum. Şu an bakın, o büktüğümüz parça tam olarak kapı kolundan gelen beyaz renkteki kestamit olduğunu düşünün. Poliamit ya da kestamit olan malzemeye değiyor. Zamanla bu bunda değmeyi bırakıyor arkadaşlar. Değmeyi bırakınca da işte az önceki gibi kapımız çok çok zor açılıyor. Beraber şimdi deneyeceğiz. Kolaylaştı mı, kolaylaşmadı mı? İnşallah fazla kaldırıp da kendimizi rezil edecek bir iş yapmamışızdır. Şu an kapıyı toplamadan sadece deneme amaçlı bir beraber bir görelim. Şöyle koyalım kameramızı. Birlikte kapıyı kapatalım ve ilk deneyi yapalım. Wow! İşe yaramış gözüküyor. Kolay geliyor artık. Evet. Artık bu kapımıza serçe parmağımızı açılabilir. Hatırlıyorsunuz eğer böyle çat diye çekmek zorunda kalıyorduk kapıyı. Şu an oldukça rahatlamış durumda. Yani bu arada ben kendim de test ediyorum. Adam kendini kaptırdı gitti falan diye düşünmeyin. Videoyu unuttu diye değil. Zira kendi arabamı topluyorum. Bırakın izin verin de deneyelim iyice. Yani iyice siz de deneyin işin gerçeği. Bir sıkıntı var mı yok mu? Hani olur da o elimize geldi bir yerler. Kapı koluna çok az bir müdahalede açılma durumu falan oluyorsa, örneğin şuradan tutup çekmeye çalışıyorum. Ön kısmından tutup çekmeye çalışıyorum. Bir problem yok. Yani kapı kendiliğinden de açılabilir. Yok, gayet güzel ayar yapmışız. Şu pozisyonda da açabiliyor. Her şekilde açabiliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu soruyu da çözmüş olduk. Bu videodan bu kadar. Kapı kol nasıl toplayacağınızı zaten biliyorsunuz. Tırnaklarını üst üste getirip kırmadan önce üst kısmı oturtacağız. Söktüğümüz gibi, sökerken en son üst kısmı sökmüştük. Tam tersini uygulayacağız. Önce üst kısmı oturtup daha sonra tırnakların olduğu yerlere, aracın şöyle fenerle göstersek, tırnakların olduğu yerlere eşleştirip elimize vurarak dikkatli bir şekilde yerine koyacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.